Cenk Bey az sonra burada olacaklar Engin Bey. Tamamdır, teşekkür ederim. Demek herkeslerden sakladığım moda evim bu plazadaymış Fatoş Hanım. Merhaba. Bir şey soracaktım size. Burada ev telefonu diyor ama bizim ev telefonumuz yok. Size ulaşabileceğimiz bir numara olsun yeter. Cep telefonu da olur hanımefendi. Ben de öyle düşünmüştüm. Cep telefonumu yazmıştım. Ya ben bu aralar iş başvuru formu doldurmakta uzmanlaştım da. Tamamdır diye düşünüyorum ama siz yine de bir kontrol edin isterseniz. Eksik var mı? Fatoş Yalçın, moda ve stilistik yeni mezun. Moda evi deneyimi yok. Yabancı dil orta. Bilgisayar programları var. Cep telefonu, mail adresi. Tamamdır Fatoş Hanım. Biz sizi ararız. Ya gerçekten ararsınız değil mi? Yani bakın olumsuz olsa da arayın lütfen. Ancak olumlu bulunan adaylarımızla iletişime geçiyoruz. Tamam. Peki madem. Oldu. İyi günler. İyi günler. Engin. Demek onca söylediğin şey içinde bir tek mesleğin gerçekti ha? Şey adım da gerçekti. Biri varmış, biri yokmuş be Nazlı. Rüya gibi başladı, kabus gibi bitti Fatoş'un masalı. Hey Allah'ım ya. Kızım kader ağlarını örmüş resmen. Ama Fatoş'um sende de ne şans varmış. Sözleşsen buluşamazsın Engin'le orada. Vallahi ya şansıma tüküreyim ya. Tükür kız, tüh. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı vallahi. Ama vallahi ben gerçeği söyleyecektim ya. Of. Gerçekten ağlıyor Fatoş. Menekşe gözlüm benim. Ağlama. Bal suratlı. Çörek mübarek. Tamam. Ben bu akşam Japonca kursumu iptal ediyorum. Seni pamuklara saracağım evde. Yok yok ya. İptal etme. Git sen kursuna. İyiyim ben. Vallahi iyiyim. Yalan üstüne bina kurulmuyormuş. İşte onu öğrenmiş olduk. Hayır ben seni de zor durumda bıraktım Nazlı ya. Çok özür dilerim. Of. O neymiş be? Şimdi bizim ev arkadaşı olduğumuz anlaşılacak. Nazlı, yalancı Fatoş'un ev arkadaşı. Bu kızlar komple yalancıymış diye iyice gömerler bizi artık. Sabaha kadar gömsünler Fatoş isterlerse. Şu kadar umurunda değil. Kızım senin bir damla gözyaşına kıymetli mi onların kokmuş ön yargıları? Aman kafaya taktığın şeye bak. Gel sen gel. Aç ağzını bakayım. Oh, ninem derdi ki şahiş olsun. Bir rahatlama geldi değil mi? Ay Naz gerçekten çok güzelmiş. Benim de ablam ol kız sen. Olurum kız. Gel. Oh. Tabii sen ablan olmam için biraz uzunsun ama olsun. Bir de hayatımızda bir adet Asuman faktörü var Fatoş. O ikimize de yetiyor. Boş ver biz arkadaş kalalım Fatoş. Tamam olur. Çok süper bir arkadaşsın zaten. Kurabiye de güzeldi değil mi? Hmm, harikaydı. Hey, bak. Çorba yanıyor. Daldım dramatik sahneleri senin yüzünden. Sonra da sarılır bana ağlardık artık Ferit Bey'in çenesinden. Yine aklıma geldi.